Var Kaş Belediye Başkanı Sayın Halil Kocaer var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna geldiniz. Şırnak'ı nasıl buldunuz? İzleniminiz nedir? Kısaca alalım Sayın Başkanım. 780 bin metrekarelik, kilometre karelik alanın her tarafı vatan toprağı. Bizim için hepsi kutsaldır. Şırnak deyince geçmişte birçok travmalar atlatıldı. Burada hadiseler oldu, hendek faaliyetleri bulundu. İşte silahlı kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, güvenlik güçlerimiz büyük mücadele verdi. Ve bunun neticesinde de bugün geldik. Tabii Şırnak'ta o günün tahribatını onarmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye'mizce alt ve üst yapı çalışmaları devam etmekte. Kardeş şehir olmanın vermiş olduğu azim ve gayretle inşallah kısa süre içerisinde buradaki altyapı faaliyetleri bitecek. Şırnak eskiki canlı ve güzel günlerine dönecek. Ve ben şunu diyorum. Burada gördüğümüz kadarıyla Şırnak'ta dışarıdan bakıldığı gibi sulh ve sükunu bozacak herhangi bir şey göze çarpmıyor. Tabii burada insanlar tedirgin olmak suretiyle bu ili boşaltmışlar ve dolayısıyla da bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Bundan geçici olduğuna inanıyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde buradaki sıkıntıların üstesinden geleceğiz ve gelmek zorundayız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Bu düşünceler içerisinde Şırnak'ın geleceğinin daha iyi olacağını ve burada insanların da mutlu olarak eski düzen içerisinde yine yollarına devam edip hayatlarını idame ettireceklerini düşünüyorum. Ve bu gezimizin görmek, aynı zamanda yakından tanımak bakımından da çok iyi geçtiğine inanıyorum. Çünkü niye? Dışarıdan baktığınız vakitte sanki burada silahlı mücadele oluyor. İnsanlar evinde çıkamıyor gibi bir hava vardı ve böyle bir havanın olmadığını, burada her şeyin normal devam ettiğini ve buradaki yüksek okuluyla, üniversitesiyle, hastanesiyle her alanda Şırnak canlı hayatını yaşamaya devam ediyor. Bundan sonra bu ülkenin başına bu gibi felaketler gelmesin. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin huzuru ve güvenliği için hep beraber olmak zorundayız.